Elazığlı 3 mimar sosyal medyadan tanışıp 1 milyon lira değerindeki doları 200 bin TL'ye satın almak için anlaştıkları dolandırıcıların tuzağına düştü. 15 saatlik yolculukla Denizli'ye giden mimarlardan parayı alan dolandırıcılar içi kağıt parçalarıyla doldurulan çantayı dahi vermeden kayıplara karıştı. Denizli'de yaşayan ve daha önceden benzer suç kayıtları olan şüpheliler, Elazığ'da faaliyet gösteren 3 mimarla sosyal medya üzerinden tanıştı. Mimarlarla telefon görüşmeleri gerçekleştiren şüpheliler ellerinde 1 milyon TL değerinde Avustralya doları olduğunu söyleyip acil ihtiyaçları olduğunu iddia ettikleri 200 bin TL nakit parayı temin etmeleri halinde dövizin tamamını kendilerine vermeye hazır olduklarını söyledi. Dolandırıcıların tuzağına düşen ve 200 bin TL vererek kolay yoldan 800 bin TL kazanmayı hayal eden 3 mimar Elazığ'dan Denizli'ye gitti. Denizli'ye çağırdıkları 3 mimarla Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt mahallesinde belirlenen noktada buluşan şüpheliler, üstte 2 adet gerçek Avustralya doları, altındaysa para süsü verilmiş kağıt parçaları bulunan çantayı gösterdi. Açılan çantanın içerisinden daha önce hazırlanan 2 adet 50 Avustralya doları banknotunu alan mimarlar, yakındaki kuyumcuya giderek dövizlerin gerçek olduğunu doğrulattı. Deneme amacıyla verilen dövizlerin gerçek olduğunu anlayan 3 mimar 200 bin TL'yi şüphelilere uzattı. Daha önceden hazırlıklarını yapan şüpheliler içerisindeki kağıt parçaları bulunan çantayı da teslim etmeden hızlıca bölgeden uzaklaştı. Kolay yoldan 800 bin TL kar etme hayaliyle 15 saatlik yoldan gelen mimarlar dolandırıldıklarını anlayınca ellerinde kalan 2 adet dövizle jandarmaya gidip şikayetçi oldu. Bölgedeki 23 kameranın 245 saatlik kaydını inceleyen jasat şüphelilerin OO, MS ve IB olduklarını tespit etti. Yapılan operasyon sonucu Tavas ilçesinde ikamet eden OO tarlasında çalışırken diğer iki şüpheli ise Pamukkale ilçesindeki adreslerinde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olayında kullanılan içi kağıt parçalarıyla dolu el çantasının yanı sıra bir adet 100 Venezuela Bolivarı, 2 adet 50 Avustralya Doları, sahte ABD Dolarları ve suçtan temin edildiği düşünülen nakit para ele geçirildi sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından ifade işlemleri için jandarmaya götürülen şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında OO'nun 13, MS'nin 5 ve İB'nin ise 16 ayrı suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Adliyeye çıkarılan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.